Hasan Sezai'den bir olay anlatmak istiyorum size. Hasan Sezai Basra'da yaşayan bir gerçektir. Fakat Hasan Sezai'nin bir gün dergahının üzerine iki tane geyik boynuzu takarlar. Neden takarlar bu geyik boynuzunu biliyor musunuz? Güya fahişelik yapan kadınlar varmış, o kadınları dergaha aldığı için takmışlar. İnsan özüm diyor ki, insan düşer kalkar yine de yürür. Tüm insanlar hata yapar. Düşmeyen, kalkmayan bir yaratıcıdır. Tabii ki Hasan Sezai gibi bir insan düşmüş bir kadına sahip çıkacaktır tabii ki. Nerede sahip çıkacaktır? Dergahında sahip çıkacaktır. Bu kadınların hayatını bilen o zavallılar, Hasan Sezai'nin bu kadınları dergahına aldığından dolayı onun dergahına iki tane boynuz takarlar. Derler ki sultanım, yukarıya iki tane boynuz takmışlar, İndirelim mi derler. Hasan Sezai diyor ki indirmeyin. Onları takanlar bir gün gelecekler, kendi elleriyle indirip ve o boynuzlardan şifa bulacaklardır. İndirmeyin diyor. Tabi o zamanlar o kasabada kimler varsa bir kaşında hastalığına yakalanıyor. Çoluğundan çocuğuna, küçüğünden büyüğüne tüm insanlar kaşınıyor. Ve Hasan Sezai'ye geliyorlar. Hasan Sezai diyor ki, şu boynuzlar var ya, geyik boynuzları, onları bıçaklarla kazıyın, onları bir suyun içine atın, o suyla banyo yapın, kaşıntınız gidecektir diyor. Ve öyle yapıyorlar. Ve o boynuzu takan insanlar bir türlü Hasan Sezai'nin dergahına gelemiyorlar. Ama acılar içinde kıvranıp duruyorlar. Saat geliyor, zaman geliyor. Biz bir gafillik yaptık, bir kahinlik yaptık. Biz de gidelim dergaha diyor. Hasan Sezai onları bir tebessümle karşılıyor. Onlara neden bunu yaptınız, niçin yaptınız demiyor. Hoş geldiniz diyor. Onlara kol açıyor, kucak açıyor. Diyor ki, elinize birer bıçak alın, şu takmış olduğunuz boynuzları kazıyın, bu boynuzları suyun içine atın, bununla gidip banyonuzu yapın ki bu hastalıktan kurtulasınız diyor. Onlar da öyle yapıyor. Ve oradaki cehaliyetin önüne Hasan Sezai'nin lütfuyla, sabrıyla, güzelliğiyle o cehaletin önüne geçiliyor. İşte Yüce Mevlana diyor ya, deminden bir şiir okudum. Okuduğum şiirde Mevlana'nın Mesnevi kitabında diyor ki, Ali her peygamberle gizli gelmişti. Her peygamberle gizli geldi, iki cihan selleri Muhammed Mustafa ile aşikar geldi. Benim ki anlatmış olduğum, yazmış olduğum beytin kaynağından almış olduğum Mevlana'nın Ali aşkından yazmışımdır o şiiri. Çünkü Mevlana bir aşık, yüce bir aşıktı ve yüce bir Ali'nin aşkına düşmüştü. İşte Ali her peygamberle gizli, Muhammed Mustafa ile aşikar geldi buyurdu. Ondan dolayı yeryüzünde Ali ödürken bile Ali'yi çağırıyoruz da biz ne yaptığımızın farkında değiliz. Ondan dolayı canlar, Muhammed'i, Ali'yi, ikisi bir nurdur. İkisini birbirinden ayıran mutlak kördür. Ki bizler
Hakkı, Muhammed'i ve Ali'yi üçü bir nuru vahiy dedik. Onlar da Hakk'ın yansımasıdır dedik. Allah, Muhammed, ya Ali dedik. Ve üçünü de birbirinden ayırmadık. Çünkü balık susuz yaşayamaz canlar. Muhammed de, Muhammed Ali de haksız yaşayamazdı. Biz de onlarsız yaşayamayız. Ondan dolayı birbirimizi tamamlayan bir gücün parçalarıyız bizler. Ondan dolayı sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz sevgili canlar.